E3 2019'da birçok oyun gösterildi ama pek fazla oynanış gösterilmedi. Çoğu konferans böyleydi. Bir sürü yeni isim biliyoruz ama bu oyunların neye benzeyeceği hakkında pek bir fikrimiz yok. Hayaller kuruyoruz yine de. Bu videoda da From Software'ın en son duyurduğu oyun olan Elden Ring ile ilgili hayal kuralım biraz. From Software uzunca bir süredir belli bir tarza sıkışıp kalmış bir firma. Demon's Souls ile geçiş yaptıkları yeni dönem aynı sistemi pek de bozmadan ilerledi. Bu sistemi değiştirmek için Sekiro'yu piyasaya sürdüler. Bunu yaptıklarında da sonradan olma Soulsborne kitlesini karşılarına aldılar. İnsanlar karakter geliştirip oyuna hükmetmek yerine oyunun kurallarını öğrenmek durumunda kaldı çünkü. Eski oyunların tadının düşük level'larda çıktığını düşündüğümüz için bu durumdan hiç rahatsız olmadık açıkçası. Elbette bundan rahatsızlık duyan ciddi bir kesim var. Yine de oyunun puanları iyi. Bu konuda cesaretlerinin kırılmamasını umuyoruz. Size acı bir gerçekten bahsedelim. Sadece Demon's Souls'un olduğu dönemleri özlemeye başladık. From Software popülerleştikçe bazı şeylerden soğumaya başladık. Bu firmayı takip eden 3-5 kişi olduğumuz dönemler kesinlikle çok daha güzeldi. Size bencilce gelebilir ama From Software belli bir kitle yüzünden belli bir tarza sıkışmak zorunda kalıyor. Souls kelimesini duymaktan gına geldi artık. Souls mekaniği, Souls tarzı, Souls zorluğu. Souls'u rahat bırakmanın zamanı gelmedi mi artık? Gelelim yeni oyuna. Elden Ring ile ilgili belirtilen bazı şeyler var. Önceki oyunlara oranla çok daha fazla RPG öğesi bulunduracak bir oyun olacağı söyleniyor öncelikle. Önceden kullandıkları ateş temasına benzer bir yüzük teması olacak bu oyunun. Yaşamın veya gücün temelini oluşturan yüzüğün yok olması sonrasında gelişen olaylar bu oyuna konu olabilir. Kendileri kesin konuşmadığı için bu konuda biz de kesin bir şey diyemiyoruz. Oyuncuya serbestlik sunulacağı da söylentiler arasında. Bir de oyunun zorluğunun sağlam olacağından bahsetmişler yine. Evet, yine. Buna kendileri nasıl karar veriyorlar onu bilmiyoruz. Ayrıca her From Software oyununda muhakkak zorluğun konuşulması da baymaya başladı hafiften. Hikayeyi zenginleştirmek ise oyuncunun dikkatine ve araştırma yeteneğine kalacak. Şimdi işin hayal kısmına gelelim. Elden Ring'in gerçek bir açık dünya oyunu olacağı söyleniyor. From Software'dan böyle bir şey görmedik. Yani açık dünya konusunda ne kadar başarılı olacaklarını bilemeyiz. Yine de yeni bir şey deneyeceklerse bunu takdir ediyoruz kesinlikle. George R.R. Martin ile çalışmaları bir şey ifade etmiyor açıkçası. Yeterince iyi hikaye yazıyorlardı zaten. Bunun için başkalarına ihtiyaçları yok. Bu işin reklam kısmı yani. Açık dünya olayına geri dönelim. Gerçekten serbestçe dolaşacağımız, düşmanların sürekli yerli yerinde olmadığı bir dünyayı yapmaya başarabilirler mi sizce? Bu en çok merak ettiğimiz şeylerden biri. Bu şekilde tasarlanacak bir oyunda Bonfire benzeri bir sistemin de olmaması gerektiğini belirtelim. From Software gerçekten son dönemdeki gidişatının tamamen dışına çıkabilir mi? Bunu bilen yok henüz. Oynanış görmedik sonuçta. Oyunun yine fantastik bir ortaçağ oyunu olacağı belli. Seçebileceğimiz sınıfların olup olmayacağını merak ediyoruz. Karakterimizi bizim oluşturup oluşturmayacağımızı merak ediyoruz. Oyunun hikaye anlatımının nasıl olacağını merak ediyoruz. Bu oyunla ilgili birçok şeyi merak ediyoruz açıkçası. Esas olarak bu oyun Soulsborne oyunlarına benzemezse, Soulsborne kitlesinin belirli bir kısmının bu oyunu yerden yere vurup vurmayacağını merak ediyoruz. Aslında bu olayın bir çözümü var. Bir oyunu sırf From Software yaptı diye sevmeye çalışmayın. Bu sadece From Software için geçerli değil. Cyberpunk temalı oyunları sevmiyorsanız bu oyunu sırf CD Projekt yaptı diye sevmek zorunda değilsiniz. Western temasından nefret ediyorsanız kendinizi Red Dead Redemption'ı sevmek için zorlamamalısınız. Severseniz ne ala. Sevmeyip de sevmeye çalıştığınızda daralacaksınız sadece. Bizim istediğimiz şeyden de kısaca bahsedelim. Kendimize ait hissedeceğimiz fantastik bir dünya istiyoruz. Odak noktamızın karakterimizi geliştirmek değil, bu dünyanın içindeki hikayeyi yaşamak olmasını istiyoruz. Harika mekanlarda geçen epik boss savaşları istiyoruz. Durağan değil, canlı bir dünya istiyoruz. Bazı zincirlerin artık kırılmasını istiyoruz. Yani bilmiyorum çok mu şey istiyoruz. Elimizde açık dünya olacağı söylenen iki rakip oyun var sanki. Ghost of Tsushima ve Elden Ring. İkisi hakkında da çok az fikrimiz var. Tahminleri alabiliriz. Sizce hangisi daha güzel olacaktır? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.